de tam olarak bu toprağı zenginleştirip organik madde miktarını arttırmak. Bilimsel verilerle konuşacak olursak yaklaşık topraktaki her %1'lik organik madde artışı her dönüm için 10 ton su tutma kapasitesini artıracaktır toprağın. Ki bu da sıfır sulama noktasına doğru ilerlemenin temel prensibidir, temel noktasıdır. Toprağın yüzeyinin sürekli kapalı olması gerekiyor, örtülü olması gerekiyor. Nasıl ki biz üzerimize kıyafet giyiyoruz, aynı şekilde bu toprak için de geçerli. Sürekli toprağın yüzeyinin örtülü olması lazım. Yalnız tek tür bitkilerle değil, sadece yoncayla, kaba yoncayla veya kıyıyla değil, sürekli bir ekin rotasyonuyla bunu yapmamız gerekiyor. Monokültüre döndüğümüz anda toprağın verimliliğini kaybediyoruz demektir. Birçok insan burada toprağı terk etmekle hiçbir şey yapmamayı birbirine karıştırıyor. Ben tohum toplarını saçtım, aradan 2 yıl geçti geldim, hiçbir şey yok diyorlar. Olmaması çok normal çünkü bu bir terk ediş. Sen sadece tohum toplarını saçıp hiçbir şey yapmadan ürün elde edebileceğini düşünüyorsun ama bu başlangıç noktası değil, varış noktası. Bu ayrım yapmanız gerekiyor ve buna ulaşmak için büyük ürün çeşitliliğiyle yola çıkıp 100 çeşit tohumlu tohum toplarına 100 çeşit tohumla tohum topları yapıp toprağa saçarak başlayabilirsiniz bunun için. Ağaçlar dikebilirsiniz. Tohumları seçiyor musun sen? Yani birbirine zararlı tohumlar var mı? İşte. Zararlı diye bir çıkış noktası yok açıkçası. Yani şu zararlıdır, bu zararlıdır diye bir... Büyümesini engelleyen ya da bazıları kök olarak daha... Yarış ortamının olması aslında tercih edilebilir bir şey. Yani sürekli onları daha ileriye doğru bir yönelime götürüyorsunuz. Mesela yani çok bilindik bir örnektir. Aslan ceylanı yakalamak için koşar. Ceylan hızlı, daha bir sonraki nesil daha hızlı koşmaya başlar. Mantık tamamen bunun üzerine kuruldu. İnsan mantığıyla bakacak olursak. İkisinin de koşmayacağı bir şey yani. Bulunmayacağı hani kardeşleme denilen bir şey var ya. Sürekli bir devinim hali. Yani o büyüyor altında güneş ihtiyacı olan bitkiler büyüyor. Sürekli bir hareket halinde bir doğa var. Hiçbir şeyin koşmadığı bir doğa mümkün değil herhalde. Sürekli bir ileriye doğru bir yönelim. Hani bu rekabet ortamı kötü bir şey değil. Aksine iyi bir şey. İlk senelerde kötü gibi görünebilir. Hasatın az olmasından ötürü. Bu doğru. Ama birkaç sene sonra hiçbir şey kullanmadan çok daha kaliteli ürünler yetiştirebileceğiniz noktaya varıyorsunuz. Ki bu inanılmaz bir şey. Yani günümüz çiftçilerine baktığınız zaman sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Yaklaşık 10-12 ay, 11 ay çalışan çiftçiler var. Ve hala ekonomik olarak durumları ortada görüyorsunuz. Toprağı zehirliyoruz. Kendimizi zehirliyoruz. Doğayı öldürüyoruz. Bunun sonu yok yani. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece biz de hayata devam edemeyeceğiz diye düşünüyorum. Şey gerçeği var ama değil mi? Mesela ben Tayland'da hiç hayatımda görmediğim meyveler gördüm. Onların tohumlarını burada tohum bombası topuna eklemek isteyebilir miyim mesela? Yani da şey diyorlar, o ekosisteme aitlerden seçmek lazım. Öyle bir şey var mı? Mesela ben Adana'dayım ama Yunanistan'da yaşıyorum. Mantıklı yaşamıyor olmak. Yani ejder tohumu bilmem nesini gelip gene Türkiye'de atabilmeliyim. Burada yetişmeyecektir muhtemelen de güneylerde, güney bölgede biraz korunaklı bir alanda yetiştirebilirsiniz. Mesela çay. Kuzey Yunanistan'da Selanik'in kuzeyinde kalan bölgede portakal ve mandalina tarımı yok, yetişmiyor normalde. Ama Edessa'daki çiftlikte yaklaşık 4-5 ağacımız var gayet sağlıklı bir şekilde. Portakal ve mandalina üretiyor. Bunun sebebi de bahsettiğin gibi bir ekosistemin oluşması, mikroklimalar oluşuyor.
tarlanın her bir bölgesi, her bir metrekaresinde ayrı bir canlılık var. Korunaklı bölgeler var. Yüksek ağaçlar, alçak ağaçlar, altındaki çalılar, yer örtücüler, bitkiler. Ve bu böyle bir ortam ama bu insan düşüncesiyle yola çıkılmış bir şey değil. Kendi kendine oluşan bir şey. Yani her sene orada olup burada portakal yetişmez, ne gerek var tohum saçmama demeden onu da ekleyip her sene bu şekilde devam ederseniz bir noktada bir şeylerin değiştiğini siz de fark edeceksiniz. Biraz sabır. Her şeyi koyabilirsiniz. Cennet ağacı, okalistüs ve çam ağacı dışında her şeyi çam ve taşta bile büyüyebilen bir ağaç yani. Çam çözeri. Ve çam ağacı toprağın asiditesini de arttırıyor. Bu da çok uygun bir ortam değil. Bu da cennet ağacı. Evet, çamların yaşaması için elverişli bir ortam değil. Daha nötr bir ortam olması gerekiyor. O yüzden çam ağacını da bir kenara koyuyoruz. Yani amaç sonuçta belki varılmak istenen noktada en az müdahale ya. Peki biz ilk başta bu kadar hani gelişi güzel kontrol ettiğimiz zaman etrafı aslında bir yerde yani çok ciddi bir müdahale etmiş olmuyoruz. Yani bunu mesela daha bilinçli veya bilinçsizce, daha seçmeli veya seçmeli olmadan yapmak aslında bu müdahalenin sonuçlarını etkileyecek bir şey değil mi? Muhtemelen etkileyecek bir şey. Sonuca direkt etkide bulunuyoruz. Ama bulunuyoruzdan ziyade biz de doğanın bir parçasıyız aslında baktığın zaman. Hani ben gidiyorum ve doğayı değiştiriyorum değil de beraber değişiyoruz diye düşünebilirsin.